umutları, hayalleri, istekleridir hani insanı hayata bağlayan. Peki ya bizi hayata bağlayan neydi? Ailesi katledilmiş, çocuklukları elinden alınmış, ayrı ayrı büyümek zorunda bırakılan dört kardeşlik. Bizim gibiler daha olmasın, aynı acıları başka kimse yaşamasın diye buna dur deyip yaşatmayacağız. Bu sadece bizim değil, hepimizin meselesi. Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz ki zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. Yeni Türkiye projesine göre hareket edeceğiz. Yakında İsrail ve Amerikalarından etkilerini de katılacağı çok büyük bir konsey toplantısı olacak. Peki bu toplantının içeriği ne olacak? Daha önce çizdiğimiz haritada silah ve uyuşturucu satışı sınırlı ve kısıtlıydı. Şimdi ne değişti? Amerika'nın bize sunduğu projede sınırsız, daha kapsamlı, sistematik bir şekilde bize daha çok kazanma fırsatı veriyor. Bu haritada yıllardır bizim mücadele verdiğimiz Doğu ve Irak'taki yerimiz ne olacak? Amerika'nın ortadoğu planlarında sizin her zaman önemli yeriniz oldu. Türkiye'nin son zamanlarda bu bölgede yaptıkları ortada. Her geçen gün daha çok güçleniyorlar. Sizin tamamen bu bölgeden silinmemeniz ve varlığınızı sürdürmeniz için böyle bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmuştur. Eskiden sevkiyatlara sorun yaşamıyorduk. Bölgedeki aşiretlerin Türk devletiyle işbirliği neticesinde sevkiyatlar engel teşkil etmeye başladı. Siz hala kılıç işini halledememişken biz silah tüccarlığı yapıyoruz, uyuşturucu sevkiyatı yapıyoruz deyip Amerika'nın çizdiği haritayı önümüze koyup bizim Amerika'nın köpeklerini yapmamızı mı istiyorsunuz? Biz bu işte yokuz. İtiraz olan var mı? Ya.
Senin için Murat abi. Hadi. Hadi oğlum. Of. Zaten Cafer kalletiyor, bir de sen kalletiyorsun. Hadi bakalım. Cafer mürtebi. Hop. Yılans. Hey torun nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi. Şafak kaç? Şafak'ın ne önemi var abi? Bilirsin, orası asker ocağı. Anuk ocağı değil. Cansın be kardeşim. Eyvallah abi, sağ ol. Eyvallah. Hadi bakalım, hadi. Ooo pençüse. Ya bırakacağım bu oyunu ya. Bu nedir? Allah, bu nasıl bir şans abi? Yemek var gece kardeşim. Hayırdır kardeşim? Ateş isteyecektim de. Al. Çakma alayım. Sigaranı yaktıysan hadi uza artık. Hayırdır, bir şey mi var? Herif çakmak istedi de çok dikkatini çekti tavla. Anlamadım. Kaçak. Rahat durmamışsın yine içeride. Ah be abi. Biliyorsun içeride gevşek çok. İstersen herif ağzımızı yakıyoruz abi ya. Bak kardeş. Bundan sonra bizden habersiz hiçbir şey yapmıyoruz. Tamam mı? Tamam abi. Hadi oyna. Hadi bu da senin için. Bana bu arkadaşın yerini söylersen bunun gibi bir tane daha var. Burada senin paran geçmez. Neredesin? Yabancı birisi geldi, kılıcı sordu. Söyle Seko. Nasıl? Ne oldu? Abi kahveyi taramışlar. Nasıl? Kahveyi mi taramışlar? Abi!
Ne yaptınız? Efendim her şey istediğiniz gibi. Efendim, kuralları biliyorsunuz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk efendim. İlk defa yüzümü görüyorsunuz. Bunu neden biliyor musunuz? Bana karşı olan sadakatinizden dolayı. Her zaman emrinizdeyiz efendim. Mirza, ne olursa olsun bana kılıcın yerini bulacaksın. Bu iş bende efendim. Çıkabilirsin. Herkes çıksın. Sinek sen dur. Bundan sonra sen Metris'in adamısın. Eğer ikinizden biri ölecekse o önce sen olacaksın. Emredersiniz efendim. Çıkabilirsin. Yıllarca benim talimatımda Sarı'nın emri altında çalıştın. Bundan sonra benim himayem altında çalışacaksın. Emredersin efendim. Şu gördüğün bütün yerler bundan sonra senindir. Ama efendim. Bu senin bana yıllarca büyük gösterdiğin sadakatinin karşılığıdır. Emredersin efendim. Oğlum bize iki çay getir. İlegal çok güzel iş çıkarttın. Bunu da çocuklara verirsin. Seninle çok işimiz var. Sıkıntı yok her zaman. Kenan komiser. Buyurun müdürüm. Bunların hepsini topluyorsun. Bunlar mı müdürüm? 24 saat vaktim var. Sorun istemiyorum. Emredersin müdürüm. Efendim istediğiniz gibi gözaltı işlemleri başlamıştır. Başka bir yeriniz var mı? Saygılar. Savaş daha yeni başlıyor. Bak beyefendi, sen bizi başkalarına karıştırdın. Kadınlara racon mu kesiyorsunuz?